sürdürülebilirim hayatı hoş geldiniz. Bugün Pera'da No 11 oteldeyim. Müthiş bir otel sürdürülebilirlik çevre ödülü almış. Ayşe Zeynep Sezerel'le ile beraberiz. Merhaba Ayşe nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olağanüstü bir otel burası. Çok teşekkür ederim. Kapıdan girer girmez zaten etkisi altına alıyor. Burada her alanda küçücük küçücük dantel gibi işlemiştin, e, terasını gösterdin, e, bir sürü uygulamalarınızı gösterdin. Şimdi biraz da seyirciler için e, aldığınız ödülü ve burada yapılan uygulamaları anlatmanı istiyorum. Tabii ki, önce hoş geldiniz. No 11 Otel, aslında 2013'te açıldı. Uzun bir zaman böyle normal işte Beyoğlu'ndaki bir küçük şehir oteli olarak biz işte artık bir aile olduk ekibimle beraber e, işletiyorduk. E, sonra 2019 sonbaharında ben bir gün İstanbul Bienali'ne gittim. O seneki bienal 7. kıtadan bahsediyordu. Yani işte okyanusun ortasında o dalgalanan çöp kıtası. Hı hı. Karaköy'de Antrepo'da ben oraya gittim. Ve aman Allah'ım bu nedir dedim. O güne kadar bununla karşılaşmamışım bir şekilde, hayatıma gelmemiş. sonra bir anda dedim ki ben bir şeyler yapmam lazım. Çünkü böyle bir durumda ve bunun için hani çöpü azaltmak için özellikle orada başladı benim için fikir. Bir, bir, aksiyon almamız lazım. Sadece evde bende değil biz küçücük bir otelde olsak burada başlamamız lazım. İşte ertesi gün geldim otele dedim ki arkadaşlar bütün biz öncelikle e, tek kullanımlı plastikleri bitiriyoruz. Bugün böyle bir dikta şeysiyle. Bugün dedim bitti bu iş. Böyle başladık. Birinci adım buydu. Her şey bununla başladı. Evet her şey bununla başladı. Böyle romantik bir hikaye ama gerçekten böyle oldu. Sonra işte tek kullanımlı plastikleri Bitirdik. Tabii elimizdeki olanları bitirmek de bu işin içerisinde. O ayrı. Sonra işte yavaş yavaş baktım ne yapabiliriz? Bununla ilgili belli standartlar var mı? Sürdürülebilir turizmle ilgili, sürdürülebilir konaklama tesisleri, otelcilikle ilgili. Araştırdım, araştırdım. Baktım ki işte Green Key diye bir global bir organizasyon var. Bu FEE'ye bağlı. Hı hı. işte Environmental Education Foundation'a bağlı. Ve Türkiye'de de bunu aynen mavi bayrağı da yöneten Turçe, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yönetiyor. Mavi bayraklı, yeşil anahtar kız kardeşleri birbirlerini Mavi bayrağı plajlara veriyorlar, yeşil anahtarı da otellere veriyorlar. Hı hı. Baktım dedim hani biz bunu yapabilir miyiz? Çünkü tabii ki bu sadece böyle romantik bir insanın hadi çöpleri azaltabilirsin çok daha büyük şeyler var burada benim de düşünemeyeceğim. Daha İnsanlar... önce hiç e, alınmış mıydı bir otel tarafından bu? E, tabii Söyle. şöyle çünkü büyük zincirlerde evet. bunların mecburiyetleri var. Yani artık e, ya isim vermeyeyim ama bir sürü büyük zincir dünyanın neresinde olursa olsun evet. küçücüğü de olsa büyüğü de olsa hı hı. açılırken belli sertifikaları zorunlu tutuyorlar. Hı hı. Ama bir bağımsız e, küçük otelin alışına ilk, ilk defa oldu oluyor. bu. Hı hı. Hatta ben Turçev'e başvurduğumda da. O zaman biz belediye ruhsatlı bir oteldik. Sonra artık hepsi bakanlığa bağlandı. İşte ilk defa belediye ruhsatlı bir otel bize başlıyor falan gibi. Onlar da çok heyecanlandılar. Sonra işte bana kriterleri gönderdiler. Bu kriterlerde dünyada bir sürü otelcilik sertifikası var. Hepsi de artık bir işte GSTC dediğimiz Global Sürdürülebilir Turizm Konseyinin ana kriterisine bağlı oldu. Kriterleri gönderdiler. Oturdum, okudum, inceledim. Nasıl yaparız? Neyi nasıl yapacağız? Ne olacak falan filan. Ve 2019 sonunda başvurumuzu yaptık Aralık ayında. Tabii işte sertifikamızı almamızla beraber pandemi başladı. Hı hı. İlk adım böyle oldu. O arada neler yaptık? O sertifika neler diyordu? Onları biraz anlatayım size Evet istersen. onları yani burada ne tarz uygulamaları dönüştürdünüz? Hangi kriterlere göre? Evet. Bir de daha sonra tüketici tarafından yani misafirleriniz tarafından evet. nasıl algılandı onlara geçelim. Evet. Şimdi bu çevre sertifikaları yani konaklama konusundaki çevre sertifikaları aslında sadece bizim bildiğimiz işte çöpleri ayıralım, geri dönüşüm yollayalım, ileri dönüşüm yapalım falan sadece çevresel boyutu yok sürdürülebilir turizmin. Başka boyutları var. Bunun içerisinde çalışanların hı. işin içine dahil edilmesi var. Hı hı. Yerel komünitenin desteklenmesi var. E, kültür mirasının desteklenmesi var e, ve bir yönetim sisteminin olması var. Bu da aslında yani benim tarıma bakarsanız hatta bu Türkçe veya şimdi aldığımız Cezas tarafında bile benim için en zoru aksiyonu yapmak ama onun dokumentasyonu benim için daha zor oldu çünkü işte çok küçük bir ekibiz. Hı hı. Halbuki bunun içerisinde bir sürü şey işte e, aldığımız ürünlerin faturaları olsun bazı şeyler görsellerle desteklenerek büyük bir dosya Tabii. oluşturuluyor. Hı hı. Tabii ki e, çıktı almıyoruz. Bunu dijital ortamda Hı -hı. oluşturuyoruz ve dijital ortamda bir sunum yapıyoruz Hı -hı. ve onunla alınıyor. Yani biz yaptık olduğu değil, onu bir de yaptığınız şey anlatmak gerekiyor. Hı -hı. O kısmı biraz beni zorladı ama artık üç sene sonra hang, ne hangi dosyaya gidecek falan alıştım onlara. Hı -hı. E, şimdi bu çevresel kısı önce çevresel kısmını söyleyeyim. İşte e, ne diyor? E, reduce, reuse, e, recycle. Hı -hı. Yani önce azaltmamız lazım. Sonra de ileri dönüştürebiliyor muyuz? Su düşünmemiz lazım. İleri de dönüştüremiyorsak geri dönüştürmemiz lazım. Geri dönüştürme en son çare. Şimdi azaltmak derken ne yapabiliriz? İşte tek komik plastikleri kapattık. E o zaman insanlar nasıl su içecek? İnsanlar nasıl çeşitli meşrubatları içecekler vesaire? İşte ne yaptık? Dedik ki bizim suyumuz içme suyumuz bedava. <laughs> İçme nasıl bedava olabiliyor? Arıtma suyumuz var. Oradan işte cam bardağınızı veya kendiniz mataranızı taşıyorsanız suyunuzu bizden doldurabiliyorsunuz. Hani bir hafta kaldınız düşünün su almayın gelin bizden doldurun. Tabii ki arıtma suyunun bir de testlere gönderilmesi. Tabii. Onların her ay işte 3 ayda bir laboratuvar e, raporlarının tutulması falan gibi Hı. şeyler getiriyor bu. Ama yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. 3 senedir bu otelde arıtmasıyla gezene suyu bedava veya bardakla içmek isteyene ama... İşte plastik şeyle su yok. Ötekiler için depozito sistemler araştırdık. Bu önümüzdeki sene sanıyorum herkes depozitoya geçecek ama biz işte bazı büyük içecek gruplarıyla böyle çalışabilmeye başladık. Hı hı. Bu kadar küçük bir otel belki başka bir yerde bunu yapamazdık ama bulunduğumuz bölgeye çok servisleri olduğu için bizi de da dahil ettiler. Şişeler geliyor, şişeler tekrar kasaya doluyor ve tekrar gidiyor ve tekrar geliyor. Depozito olmayan da pek bir içecek satmıyoruz açıkçası. İşte efendim odalara küçük paketli kahveler, küçük paketli poşet çaylar koyuyorduk. Bunlar hem insan sağlığına hem de çevreye çok zararlı. Bunları kaldırdık. Hı hı. İşte güzel demliklerimiz var. Çay istedikleri zaman açık işte karışık çaylar, hı hı. ıhlamur, ada çayı, kış çayı vesaire. Onları kendi bez poşetleri veya demlik süzgeçleriyle servis ediyoruz. Kahveyi sadece burada servis ediyoruz artık odalarda buradan isterlerse alabiliyorlar gibi paketleri... Kaldırdık. Hı hı. Sonra ileri dönüştürmede ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman burada tabii küçük küçük şeylerde daha çok işte tefrişat, mobilya vesaire gibi şeylere geliyor. Hı hı. İşte bunu zaten yapıyormuşuz biz ama sonradan bunu dosyalarken anlatınca insan ne yaptığını anlayabiliyor. İşte mesela eski bir gardrob'un kapağını çıkartıp bir yerde aynı olarak kullanıp içine iki tane raf yaptırıp satış ünitesi yapabiliyorsunuz çok da rahatlıkla. Bunun için yeni baştan bir şey yaptıtmaya gerek yok. Çok da şık da güzel çok güzel, güzel de duruyorlar çok, her çok ikisi de güzel. biri kitaplık biri satış reyonu gibi. Elimizdeki eşyaları e, her zaman değerlendirme yolundayız. Terasta da görmüştüm, e, göstermiştiniz bir e, yatak kasasını evet. e, şeye dönüştürmüşsünüz evet. müthiş bir bahçe e, evet. yatağı evet. olmuş evet. artık. Aynen öyle bir yatak yatağımız eskimişti e, onu değiştirdik yeni yatak alırken onu ters çevirdik Aa, içi böyle... Derim bir şey. Ay dedik buna ne güzel toprak konur bir şeyler ekilir. Altına tekerlek, içine bir branda içine toprak doldurduk. Tekerlekleri de var. Bir artık salata yatağı oldu. Misafir yatağından salata yatağına ileri dönüşmüş olduk. Bir sürü şey de hani yukarıda da sana anlattım gibi mahallede de böyle bir şey oluyor işte. Ay ben artık bitki bakamıyorum bu saksıyı getirelim şuraya koyalım da falan da dönüyor teras. Müthiş bir şey. Böyle ileri dönüşümü de o şekilde yapıyoruz. Onun dışındaki şeylerde de geri dönüşüm. Geri dönüşüm konusunda da işte bu sertifikalar ölçmeyi söylüyor. Hı hı. Çünkü ölçüp bir şey gördüğümüz zaman ne nerede fazlalaşıyor, ne nerede doğru yönlem almışımı görebiliyoruz. Çöpleri, atıkları ölçüyorsunuz evet, galiba. Evet atıkları ölçüyoruz hı hı. aynen. Her gün biz burada belediyenin ambalaj atı arabası geceleri geçtiği için gece atılıyor ama biz şu anda 6 ayrı ünitede çöpümüzü ayırıyoruz atığımızı ayırıyoruz diyelim çöp demiyoruz tabii bunu artık kağıt metal plastik cam pil ve diğer şeklinde pilin zaten ayrıştırdığımız işte tap var pil atık pillerimiz kutumuz dolunca arıyoruz gelip alıyorlar onun dışındakiler kağıt metal plastik ve camı da aslında kağıt metal plastik Türkiye'de hala tekrar birleşip bir yere gidiyor ama biz ayrı ayrı ölçüyoruz çünkü sertifikalar bizden bunu istiyor sonra da bunu Konaklayan kişi başına bölüyoruz ve buradan bir veri çıkıyor. Hı hı. Ve bu Green Key gibi uluslararası artikalar da bunları bir data içinde topluyor. İşte Türkiye'deki 20 odalı bir otelde kişi başına düşen atık miktarı bilmem nerede bir oteldeki gibi kıyaslamalardan da güzel istatistikler çıkıyor. Çok güzel. Bizim için de baktığımız zaman bir ay mesela bir şey olmuş işte depozitörcüsü sistemimizde bir hata olmuş. Abi bakmışız misafir çok dışarıdan da alıp gelebiliyorlar tabii, tabii. ki metalde artış olmuş. Hı hı. Biz işte depozito'da cam şişelerimiz gelmemiş var belli ki. Yani onu ölçmek yönetime de bir veri veriyor sonunda. Aynı şekilde elektrik, su, gazda da aynı şey var. Onları da her ay ölçüyoruz ve konaktan kişi başına bölüyoruz sürekli olarak. Aslında yani çok ciddi bir mesai bu. Zaten yapa durduğunuz işinizi bambaşka bir seviyeye getirmişsiniz. Çok ciddi de bir mesai eklemiş size. Bu sürekli devam eden bir evet. mesai. Evet. Peki konuklarınızı nelere yönlendiriyorsunuz? Onlar buraya gelirken mesela "Aa sürdürülebilir tatil yapacağım ben." diyerek mi geliyorlar yoksa gelip bunu da yapmışlar güzel. O zaman burada kalalım." mı diyorlar? Siz onları başka türlü nelere yönlendiriyorsunuz? Yani onları nasıl yansıyor bu durum? Hı hı. Pandemide özellikle yani bu büyük online satış oda satış portallarının da aslında verdiği veri pandemide biraz insanlar çevresel duyguları böyle bir kabardı. Seyahat eden kişilerin de öyle. Dolayısıyla artık bakıyorum yani sadece gözlem olarak bile söylesek bir sürü insan kendi matarasıyla seyahat ediyor. Hı hı. İşte kendi bazıları kahve kabı ile seyahat ediyor. Daha bir böyle biraz daha e, ekolojik, organik vesaire şeyler bir böyle bir pandemi ile beraber biraz kabardı. ateşlendi diyelim. Evet. Güzel de oldu. E, biz aslında pandemiden önce yarattığımız şeyde bir kere şuna mesela dikkat ettik. İstanbul'a alışveriş yapmaya gelen çok insan var çeşitli sebeplerle. Mesela odadan bir check out ediyorlar. Bir yüzlerce alışveriş torbası, yüzlerce ayakkabı kutusu, yüzlerce bir şeyler kutuları, 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 kutuları bize kalıyor. <laughs> Bunlar kağıt bile olsa yani beyazlatılmış kraft kağıt bile olsa atık. Evet. Dolayısıyla biz mesela şunu dedik. Bez çanta kullanın. Hatta şimdi yok çünkü tekrar baskıya girdik. Bizim kendi çantalarımız da var. Onu ödünç de alabiliyorlar vesaire satın da alabiliyorlar. Müthiş. Alın bununla çıkın sokağa. Alışverişinizi onunla yapın. Hı hı. Çünkü bize bırakmayın bunları biz sonra ne yapacağız? Aslında... Bizim e, istatistikler bozuluyor. İstatistikler bozuluyor. <laughs> Ayrıca bir de şimdi sürdürülebilir turizmin gezgin tarafından baktığınız zaman kendi evin olmayan bir ülkeye gidiyorsun veya bir şehre gidiyorsun. Ve orada çöpünü bırakıyorsun. Bu adil bir şey de değil zaten. No, no, no. Dolayısıyla mümkün o kadar azını bize bırakın dedik. E, su matarızı taşıyın dedik. Temizlik konusunda önemli kararlar aldık. Evet bir şey vardı evet. yeşil temizlik. Yeşil temizlik. Onu Aynı. da anlat anlat evet. istersen çünkü çok tatlı çok değerli bir şey. Ona nasıl tepkiler alıyorsun? Gerçekten kullanıyor mu müşteriler bunu? Ee, evet e, kullanıyorlar. Aslında zaten... Biraz alıştı bence hı hı. seyahat eden profili buna. 3 sene önce daha zordu. O yeşil temizliği bir anlatalım ama. Tamam. Şöyle kapıya yeşil temizlik asarsanız biz odanıza giriyoruz. Odayı topluyoruz. Normalde sanki evimizde yaşarken bir yardımcımız geldiğinde bize evi nasıl toparlar? Öyle toparlıyoruz. İşte hı hı. odanız havalanıyor. Çöpünüz veya ayrışırsınız kağıdınız vesaireniz varsa onları atılıyor. Düzenleniyor odanız. Yatağınız toplanıyor. Fakat çarşaflarınız değişmiyor. Fakat işte yere atmadıysanız havlularınız değişmiyor. Ama biz refresh ediyoruz odanızı. Hı hı. Siz de sanki evinize işte o gün yardımcınızın geldiği gün eve dönmüş gibi hı hı. evinize dönüyorsunuz aslında. Bu birçok insan çok okey buna. Normalde bunun dışında özel olarak talep edilmediği sürece bunu aslında dünya standartta da belirledi. Üç günden önce artık çarşaf birçok yerde değişmiyor. Sadece biz değil çok lüks oteller bile artık bunu yapmıyorlar. Çünkü kullanılan deterjan, su kaynaklara Aynen. bunun değmediğini artık herkes anlamaya başladı. Olağanüstü bir iş. Gerçekten çok çok tebrik ediyorum. Rica ederim. Umarım bir sürü küçük otele de bir ilham verici bir şey olur bu. Ödülden dolayı da çok tebrik ediyorum. Teşekkür Şimdi ediyorum. Bir sonraki bölümümüzü terasta yapalım istiyorum. Tamam. Orada neler yapıyorsunuz? Tamam. Oradaki kompostları görelim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirimse hayatım bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.